Arkadaşlar şimdi enzimlerin yapısından bahsedelim. Enzimler basit ve bileşik enzim olarak iki başlıkta incelenecek. Basit enzim sadece protein kısmından oluşur. Biliyorsunuz ki enzimler protein yapılır ve onlar da yine ribozomda sentezlenirler. Arkadaşlar basit enzim protein kısmından oluşur ve sadece sindirim enzimleri yani hidroliz enzimleri protein içeren bu basit enzimden oluşmak durumundadır. Oysa vücudumuzdaki çoğu enzim bu protein kısma yani apo enzim dediğimiz protein kısma bağlı bir yardımcı içerirler. Eğer bu yardımcı hafif metal iyonları ya da mineraller ise örneğin demir, kalsiyum, potasyum gibi biz bu yardımcı kısma kofaktör adını veriyoruz. Tekrar edelim, yardımcı kısım inorganik ise bu bölüme kofaktör. Ama apo enzimin yardımcı kısmı eğer vitamin ise yani organik yapıda ise bu bölüme de koenzim adını veriyoruz. Yardımcı kısımla beraber apo enzim holoenzim ya da bileşik enzim olarak adlandırılır. Peki burada dikkat etmem gereken şey nedir? Etki edilecek molekülü ya da maddeyi kim seçer? Apoenzim. Yani apoenzim aslında patrondur. Oysa yardımcı kısım ise işçi gibi çalışır. Dolayısıyla da asıl işi yapan kısım neresidir dediğimde asıl işi yardımcı kısım yapacaktır. Arkadaşlar enzimin apoenzim kısmı etki edilecek maddeyi yani substratı belirlerken asıl işi yapan kısım koenzim ya da kofaktör demiştik. Ama burada bilmemiz gereken asıl bilgi şudur. Bir apoenzim sadece belli bir koenzimle çalışırken ya da kofaktörle çalışırken aynı koenzim ya da kofaktör birden fazla apoenzim çeşidiyle çalışabilir. Çünkü aslında seçen apoenzimdir, yardımcı kısım ise başka apoenzimleri de aktifleştirebilir diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımızda söylediğimiz şey enzimin substratına özel bir bağlanma bölgesi olduğu idi. Eğer substratınızın şekli buysa o zaman enziminizin bağlanma bölgesi de değişecektir. Buradaki uyuma biz anahtar kilit uyumu adını veririz arkadaşlar. Anahtar kilit uyumu. Yani enzim substratına özeldir, bağlanır ve bir enzim substrat kompleksi oluşur. Ardından enzim reaksiyon sonrasında değişmeden çıkar ve burada substrat parçalanmışsa bu bir ne reaksiyondur dediğimizde bu bir hidroliz reaksiyonudur. Sınavlarda tipik sorular karşımıza çıkar ve örneğin enzim miktarı ile ilgili bize sorulan şudur. Enzim miktarını grafikte göstermemizi isteseler hepimizin ezbere bildiği şu: değişmiyor. Ama dikkat edelim, bu enzim miktarı grafiği yani enzimler reaksiyona girer ve değişmeden çıkar. Ya soruda sorulan şey serbest enzim miktarı olsaydı o zaman çizeceğiniz şekil değişmeliydi arkadaşlar. Çünkü bakalım reaksiyonun başına. Evet, reaksiyonun başında enzimler bu kadar serbest ama daha sonra substratına bağlanıyor. Substratına bağlanıyor, daha sonra substratından ayrılıyor ve reaksiyondan evet değişmeden çıkıyor. Ama grafiğe baktığınızda serbest enzim miktarı önce azalıyor, sonra ise artıyor. Peki buna bağlı şunu çizdiğimizde ise bu nedir? Reaksiyon başında hiç yok, reaksiyonun ortasında sadece o var ve reaksiyonun sonunda yok. O zaman ben bu şekilde de enzim substrat kompleksi adını verebilirim. Peki bu reaksiyonda arkadaşlar, bu bir reaksiyon ise reaksiyona giren substratlar azalacak. O zaman bu grafiğe substrat, ürüne ne diyeceğiz? Reaksiyonun başında yok, reaksiyonun sonunda var. Bu da bizim ürün grafiğimiz olacak. Şimdi arkadaşlar, enzimler genellikle takımlar halinde çalışırlar. Şu önergeye bir bakalım. Protein sindirimi, proteinlerden bahsederken de konuşmuştuk. Nerede başlıyor? Midede. O zaman midenin ürettiği pepsinojen enzimi midede protein aktifleştirilip proteinleri polipeptitlere dönüştürüyor. Polipeptitler 12 parmak bağırsağında pankreasın salgılayıp 12 parmak bağırsağına döktüğü tripsinojenin aktifleşmiş hali tripsin dipeptitlere dönüştürülüyor. Ve son noktayı her zaman sindirimde ince bağırsak koyuyor ve ince bağırsağın kendi ürettiği enzim erepsin ve proteinlerin amino asitte parçalanması sağlanıyor. Dikkat edelim, o zaman protein sindiriminde 3 farklı enzim görev aldı. Biz bu şekli gördüğümüzde şunu söyleriz. Pepsin enziminin substratı protein, ürünü polipeptit. Tripsinin substratı polipeptit, ürünü dipeptit. O zaman bir enzimin ürünü diğer enzimin nesi oldu arkadaşlar? Substratı oldu. Şimdi bu bizim bahsi geçen enzimlerimiz hangi enzimler? Sindirim enzimleri. Peki sindirim enzimleri nerede üretilir? Tabii ki tüm sentez reaksiyonları hücrenin içinde gerçekleşir. Ama sindirim olayına baktığımızda bu bizim mide boşluğumuz ya da ince bağırsak boşluğumuz gibi hücre dışı ortamlarında gerçekleşiyor. O zaman hidroliz enzimleri lütfen dikkat edelim hücre dışında da çalışır. Oysa
tüm sentez reaksiyonları hücrenin içinde olacaktır. O zaman enzimler hücre içinde sentezlenir ve hücre içinde de çalışabilir. Tekrar edelim, hidroliz enzimleri ise hücre dışında da çalışabilen özel enzimlerdir diyoruz.